Ses, ses. Gençler, sesim geliyor mu? Buldular ya. Evet de tabii ki. Değil mi? Hı. Günaydın. Ay. Oh be oldu. Günaydın en iyi matematik öğretmenim. Hocam sizce bunu kim yanlış alabilir? Değerli. Kim yazacak? O da bunlar tamam mı? Şuradaki senin. Bunu varsın. Kırmızı var mı? Ne haber gençler, günaydın. Burada değişen hiçbir şey yok. Ben Hanım Hoca'nın kalemlerini dolduruyorum. Her şey aynı. Günaydın. Günaydın. Evet, siyah nerede? Kim yazıyor? Biraz bir ben bunu doldurayım, geleyim. Siyah mı renk? Tamamdır. Olmaz onlarda. Bize ihtiyaç var mı? Ha? Gerek yok ya. Nasıl istersen söyle. Ha. Bir şey gerek yoktu. Haydi haydi toplan. Abi sen 2 dakika bakıver şu kişi sayısı en azından 40'ı tamam. Bulsun. Olur mu? Tamam. Sen nerede? Ben burada. Ay ay.
kaç oldu lan abi? Hocam 26, bir ara 28'e falan çıktılar da herhalde ses gitmeyince şey oldu. Evet gençler, burada olanlar bir... Ben renkli gruplarına da yazdım hocam. Heh. Kafa grubuna, kafa grubuna. Burada olanlar bir kafa grubuna buradan yazsın. Hadi. Başlıyorum. Kesinlikle Alperen, dayanışma tam olarak budur. Hemen yanlış linki tespit etti. Ardından işine baktı. Evet arkadaşlar. Ufak ufak başlıyorum. Şimdi neler yapmıştık? Aritmetik diziyi anlattım. Ardından geometrik diziyi anlattım. Bugün bunlarla bağlantılı olan, yine müfredatın içinde geçerli olan toplam sembolünü göreceğiz. Çok uzunca bir konu değil. Sık sık bol soru çözeceğiz. O konuyu da bugün burada halledeceğiz. Anlaştık. Evet arkadaşlar. Şimdi toplam sembolü diye başlığımı atıyorum. Toplam sembolü. Nasıl bir sembolü var? Şu şekilde bir sembolü var. Sembol bu. Tabii ben bunun içine ne yapacağım arkadaşlar? Değişkenler atayacağım. Yani toplam sembolünün oynaklığı var. Bunun tabanında bir k yazar. K eşittir bir yerden başlar. Örnek veriyorum, bir a sayısından başlasın. Nereye kadar? B sayısına kadar. Bu a ve b dediğim sayılar arkadaşlar bizim için tam sayılar olacak. K a'dan b'ye, buraya da k'ya bağlı bir fonksiyon yazacağız. Yani fk biçiminde gösterebilirim bunu. Ne yazabilirim oraya? 2k artı 1 yazabilirim, 3k eksi 1 yazabilirim. Her türlü bir ifadeyi oraya iliştirebilirim. Hocam, şimdi en basitinden şöyle bir başlayayım. Toplam sembolü k eşittir 1'den 3'e kadar k yazdığımı varsayın. Ne yaptırıyor? Burada yazan fonksiyonun içine 1'den 3'e kadar olan bütün tam sayıları koydurup toplatıyor. Önce k yerine 1'i koydum. Toplam sembolü olduğu için artı... 1'den sonra 2'yi koydum. Artı kaça kadar? 3'e kadar. Evet, ben bunların hepsini toplarsam ne oluyor arkadaşlar bu? 6 oluyor diyebiliriz. Anlaştık mı? Bakın değiştiriyorum. Toplam sembolü k eşittir 1'den 4'e kadar, mesela ne diyelim? K kare diyelim. O zaman hocam k gördüğüm yere 1 koyuyorum, 1'in karesi. Toplam sembolü olduğu için artı 2 koydun, 2'nin karesi. Artı 3 koydun, 3'ün karesi. Artı en son 4 koydun, 4'ün karesi. O zaman ben bu işlemi yapacağım. Ne oluyor hocam? 1 artı 4 artı 9 artı 16. Yani benim cevabım kaç çıktı? 30 çıktı. Ne yapmak istediğim anlaşıldı mı arkadaşlar? Gençler, chat'i kullanırsanız sevinirim. Evet, chat'e bakıyorum. He, tamam. Anladım. Bir saniye, o logoyu da kaldırabilirsem. Logoyu da kaldırayım hatta. Hocam, bir sıkıntı varmış. Tamam. Oldu mu Buket? Gençler, lütfen YouTube'un chatine yazarsanız sevinirim. Sen aynen oradan yazarlarsa sen bana onu ilet. Tamam. Evet bak, devam ediyorum. Bir tane daha toplam sembolü koydum. Toplam sembolü k eşittir. Nereden başlasın hocam? Bu sefer 3'ten başlasın. 3'ten 5'e kadar içeriye bir fonksiyon yazalım. Oranı olsun 4k eksi 1 olsun. Peki hocam, 3'ü koyuyorum. 4 kere 3 12. 1 çıktı 11.
artı 3'ten sonra 4'ü koyuyorum. 16 eksi 1 15 artı şimdi 5'i koyuyorum. 20 eksi 1 19. Arkadaşım 19 11 30 bir 15 daha ekledik. Ne oldu bizimki? 45 cevabını buldu diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu toplam sembolüyle ilişik olan belli özellikler var. Bir onları hatırlayalım. Bunları bir yerde yazdım ben size. Hatırlamıyorum ne zaman yazdığımı ama. Toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar K dedim. Bak kardeşim. K yerine 1'den N'e kadar olan sayıları koyacakmışım. 1, 2, 3 koyuyorsun. En son N. Hocam bu 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı. Yani benim Gauss formülüm olan formül. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu neydi arkadaşlar? Bizim Gauss dediğimiz formüldü. Hatırlayacaksınız. Şunun altına da şöyle Gauss olarak yazıyorum arkadaşlar. Aklımızda kalsın. Birincisi bu. Geçtim bunu. İkincisi toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar K kare. Az önce yaptık. Bak burada yaptığım adam aslına bakarsanız. Açıyorum hocam. 1'i koyuyorum. 1 kare. 2'yi koyuyorum. 2 kare. Koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum. En son N'i koyuyorum. N kare. Hocam bu ne? K kare. Lanetli bu. Lanetli. Nasıldı bunun formülü? N çarpı N artı 1. İkisinin toplamı 2N artı 1. Bölü 6. Adına ne koymuşum? Lanetli. Paydasına 6 geldi diye öyle küçükken bir anımsama yapmış benim kafa. Ondan sonra ben buna lanetli demişim. Bakın arkadaşlar bunların hepsi sizin milli eğitim kitabınızda var. Böyle formüller tek tek verilmiş. Evet bu formül belki ezbere bilmeni istemiyor olabilirler. Sorunun başında bunu tanımlar ondan sonra soruyu sorarlar. Anlaştık. Biz gene de bilelim. Çünkü kitabın içerisinde bu direkt olarak mevcut bulunmakta. Bilginiz olsun. Evet hocam. Üçüncüsü kim benim için? Toplam K eşittir 1'den N'e kadar. Kimden bahsedeceğim? K küp. K küp. Hocam 1'i koydun 1 küp. 2'yi koydun 2 küp. Koydun koydun koydun. En son oldu N küp. Arkadaşım bak K küp dediğin Gauss'un karesi. Yani N çarpı N artı 1 bölü 2'nin nesiymiş? Karesiymiş. Kim oldu arkadaşlar? Gauss'un karesi. Gauss'un karesi. Evet. Bunu da geliştirdim. Hocam K'yı yaptık. K kareyi yaptık. K kübü yaptık. Şimdi geldim geometrik dizideki adamı. Dikkat et. Toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar. Ne yazıyorum buraya? R üzeri K. Anlaştık mı? R üzeri K. R üzeri hatta ne yazacağım biliyor musun? R üzeri K eksi 1. Bak ne oluyor? 1'i koydum. 1 eksi 1 0. R üzeri 0 1. Artı 2 koydum. 2 eksi 1 1. R üzeri 1 R. R kare. Bu böyle gidiyor. En son N'i koyduğunuzda R üzeri N eksi 1. Neydi kardeşim bunun formülü? Son terimin üstünü N eksi 1. 1 artır. N eksi 1 bölü R eksi 1. Bu benim geometrik dizide kullandığım toplam formülü. Doğru mu? Nereden bulmuştum? Çarpanları ayırmadan bunu elde etmiştim. Cumartesi günü. Arkadaşım. Sıkıntısı sorunu olan var mıdır? Buraya kadar anlaşamadığınız bir yer var mı? Evet arkadaşlar bakın bu hareketleri çoğaltabiliyorum. Ne yapabiliyorum bu hareketlerde? İşte tek sayıların toplamı, çift sayıların toplamı bunları da gösterebiliyorum. Bakınız gene getirdim toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar buraya tek sayıları ifade etmek isteyeceğim. Tek sayıları. Şimdi tek sayılar nasıl ifade edilir? Hatta ilk önce çift sayıları yapalım. Gelin 2K diyelim. Çift sayılardan sonra diğerine geçeyim. Şimdi hocam bak. 2K olduğu zaman 1'i koyduğunda 2. 2 koyduğunda 4. 3 koydun 6.
Koydun. En koydun 2. O zaman hocam bunların hepsinde 2 mevcut. 2 parantezini alırsak 1 artı 2 artı koydun en mi oldu? 2 çarpı burası zaten benim Gauss formülüm. En çarpı en artı 1 bölü 2 mi? Evet, şu ikiler birbirini götürdü. O zaman en kere en artı 1'miş. Benim için çift sayıların toplamı. Son terimi 2n olan dizide, dizinin elemanları toplamı n çarpı n artı 1 geliyormuş. Arkadaşlar burası için bir şey konuşacağım. Toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar 2k ifadesinde. Yani burada bir çarpma varsa siz sabit sayıyı dışarıya alabilirsiniz. Ben sabit sayıyı dışarıya alıp toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar k yazacak olursam 2 çarpı burası zaten Gauss n kere n artı 1 bölü 2 olacağından dolayı 2'ler sadeleşir. N çarpı n artı 1 ifadesini gene ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Evet gençler, şu anda herkes, yani derste olan, şu anda benim gördüğüm 39 kişinin 39'u da özelden bana ben buradayım yazıyor. Özelden bana hızlı bir şekilde ben buradayım yazıyorsunuz. Bekliyorum. Evet hocam, devam ettim. Toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar, şimdi tek sayıları ifade edeceğim. Arkadaşlar tek sayılar çift sayılardan ya bir fazladır ya bir eksiktir. Yani tek sayılar arasındaki fark 2 olduğu için bir kere otomatik 2k'yı koydum. Evet hocam. Şimdi k yerine 1 koyarsanız burası 2 mi oluyor? Benim tek sayılarda birinci terimin 1 olduğu için 2'den 1'e ulaşmak için ne yaparsın? Bir tanecik 1 çıkartırsın. Anlaştık mı? Evet hocam. Bir koy bakalım neler geliyor başımıza. 1'i koydum 1 artı 2 koydum 3 artı 3'ü koydum 5 artı nokta nokta nokta. Şimdi n'i koydum, ne oldu? 2n eksi 1. Evet, benim bunu bulmam gerekiyormuş. Tamam, bulalım. Arkadaşlarım biz aralarındaki fark sabit olan dizilerde toplama yaparken temel kavramlardaki mantık. Terim sayısıyla neyi çarpıyorum? Ortanca terimi çarpıyorum. Benim burada bir kere 1'den n'e kadar olduğuna göre n adet terimim var. N çarpı. Şimdi ortanca terimi bulacağım. Son terim eksi ilk terim. 2n eksi 1 eksi 1. Bölü artış miktarı 2 artı 1 oldu. Doğru muyuz? Arkadaşlar dikkat. Bakın n çarpı. Burası 2n eksi 2 yazıyor. 2 parantezinde. N eksi 1 bölü 2 artı 1 mi oldu? Bu ikiler gitti. N eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 gitti. N kaldı. N çarpı N'den bunun cevabı N kare olarak geliyor. Lütfen dikkat, bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Şu hareketi de bazılarımızın kapmasını istiyorum. K eşittir 1'den N'e kadar kimden bahsediyordum? 2K eksi 1. Bakın toplam sembolü toplama çıkartmada kendi kendi içinde ayrılabilir. Toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar 2k eksi toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar 1. Hocam bunu az evvel yaptım. Yukarıdaki adam, bakın k 1'den n'e kadar 2k olan yer. Bunun sonucu neydi? Şuranın sonucu n çarpı n artı 1 eksi. Buna geldi. Bakın makine ne yaptırıyor? 1'den n'e kadar her seferinde 1'i toplatıyor. Yani şu tarafta örnek olarak yazalım. Toplam sembolü k eşittir 1'den 5'e kadar 2 yazdığımı düşünün. Bakın 1 için 2 yazdırıyor. Toplam sembolü olduğu için artı. 2 için 2, 3 için 2, 4 için 2, 5 için 2. Yani seninki ne oldu? 10 oldu. Arkadaşım burada toplam 5 terim var. Her biri için sabit 2 yazıldığına göre 5 kere 2'den neyi bulabiliyorsun? 10'u. O zaman ben buna gelirsem, bakın burada ne yazıyor? 1'den n'e kadar 1 ise n tane 1 yazıyor. N.
Şurayı yap. Dağıt. N kare artı N eksen. Artı N eksen gitti. Senin buradaki adamın yine ne çıktı? Az evvelki gibi N kare olarak çıktı diyebiliyorum. Evet, çok aşağıya yazdığım için gözükmemiş olabilir mi? Sol kısım dediğimiz yer buketim. Sol kısım dediğimiz yer şurası mı? Burada mı bir sıkıntı var? Hangisi için? Buket, tek sayılar, çift sayılar, geometrik dizi, Gauss'un karesi, lanetli Gauss, hangisi? Ha, bunun üstü. Bunun üstü. Çift sayılar yaptım burada. K birden ne kadar 2K dedim. K yerine 1 yazdım. 2 kere 1, 2. 1'den sonra 2'yi yazdım. 4. 3'ü yazdım, 6. N'i yazdım, 2. Şimdi bunların hepsinde 2 var. O zaman 2 parantezini alalım. 1 artı 2 artı n. Şurası zaten Gauss toplamı. N kere n artı 1 bölü 2. 2'den sadeleşti. N kere n artı 1. Ya da dedim 1'den n'e kadar 2k ifadesinde biz çarpanı, yani bir sayı varsa burada, onu başına atabiliyoruz. Yani kat sayı olarak alabiliyoruz. Aslına bakarsanız bir nevi paranteze almak gibi düşün. Bu 2'yi aldım, dışarıya koydum. K 1'den n'e kadar k yazdım. Burası benim için zaten de Gauss. 2 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2. İkileri sadeleştirdim, n çarpı n artı 1 oldu. Lanetli. 1'den n'e kadar k karenin formülü abi. Ha, tümevarından ispatı var. Tümevarından ispatı var. Çok ama uğraşma şu anda. Sen burada k'nın yerine 1'i koydun, 1'in karesi. 2'yi koydun, 2'nin karesi. En son n'i koydun, n'in karesi. Formül neymiş? N çarpı n artı 1, ikisinin toplamı 2n artı 1 bölü 6. Mesela orası için bir tane örnek yap. Toplam sembolü k eşittir 1'den 5'e kadar k kare dediğimi düşün. Evet hocam. K eşittir 1'den 5'e kadar ya da kaça kadar olsun? 4'e kadar olsun da şurada yaptığımda aynı sonucu buluyor muyum? Görelim bir. 4'e kadar olsun. Oradakinin cevabını 30 bulmuştunuz gençler. 4 dedim. Neymiş formül? Bak 1'den başlamak üzere. 4 çarpı bir fazlası 5, ikisinin toplamı 9 bölü 6. Hocam o zaman 2'ye böldün, 2, 2'ye böldün, 3, 9'u 3'e böldüm, 3, 3'ü 3'e böldüm, 1. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Buldum. Anladık mı? Gauss yemez. Gauss yemez. İmkanı yok. Çünkü baksana burada sen k kareleri topluyorsun. Burada k küpleri topluyorsun. K karelerin toplamı, k küplerin toplamı. Dediğim şey bu işte. Bizim normal müfredatın kitabında, yani 12. sınıf kitabımızda bu formüller var. 2 defa 3 defa kullandırmışlar ama genel kanı şu. Biz toplam sembolünü bu kadar karmaşık yapıda size soru olarak getirmeyeceğiz. Anlaştık. Bunu soracak olursa da en başında bunu verir. Formülüyle beraber verir. Anlatabildim mi gençler? Olur abi. Tamam, sol tarafı çok kullanmayacağım. Sol tarafı çok kullanmayacağım. Evet. Şurayı sorduk. Şurayı sorduk. Bak orayı bir daha gösteriyorum. Toplam sembolü k eşittir 1'den 6'ya kadar 3 olsun mesela Cemre. Şimdi makine sana şunu yaptır diyor. 1 için sadece 3 yazılıyor. Artı 2 için sadece 3.
3 için sadece 3. 4 için, 5 için, 6 için. Sen sonuç olarak burada kaç tane terim var? 6 tane ne kullanacakmışsın? 3 kullanacakmışsın. 6 tane 3'ün toplamı da ne oldu? 18 oldu. O zaman değiştir. Toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar 1 diye bir şeyle karşılaşırsan senin burada N tane terim var. Sen N tane terim için 1 mi koyacaksın? O zaman N tane 1 ne yaparsan at N yapar. Evet gençler, şu sorularınızı komple alayım burada. Onun altındakinde neden karesini aldık? K-küp için konuştun değil mi Berke? K-küp için konuştun sanırım. Abi tümevarım dediğimiz şeyden dolayı geliyor. Yani hani bir küp, iki küp, n küp denilen ifade. Tümevarımdan bunu n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi olduğunu hani ispatlanmış. Ardından sen ne yapıyorsun? Sadece sorunun içerisinde bunu kullanıyorsun. Bakın gençler, az evvel dediğiniz gibi siz sadece Gauss biliyordunuz. Bu Gauss'u net bir şekilde bilmek zorundayım. Çünkü bu benim TRT'de vazgeçilmezim. Sen geometrik diziyi çözebilmek için şunu biliyorsun. Bunu da nereden biliyorsun? Çarpanları ayırmadan biliyorsun. Ama bu iki tanesi öyle hadi bakalım şöyle yapıp verelim deyip de gösterilen adamlar değil. Bunu Gauss nasıl buldu? Bir düz yazdı, bir ters yazdı, taraf tarafa topladı, yaptı. Bunu biz nasıl yaptık? Çarpan binom açılımını yaptık. Binomdan küpü açtık ya da 5. kuvveti açtık. Oradan burayı çektik. Ama bu iki arkadaşımız öyle bir şey değil. Efe, Berke, anlatabildim mi? Bunlar tamamen, yani yarından sonra mühendis olursanız sizin ezbere bilip kullanmanız gereken vakalar. Ama bu sene yani lise müfredatına baktığınızda bunu adam size yukarıda verip aşağıda sorusunu sorabilir. Onu demek istiyorum. Evet. Tahtamın görüntüsünü aldım arkadaşlar. Tahtayı çektim. Tahtayı size sonrasında yollayacağım. Şimdi şuradan geliyorum. Şuradan geliyorum artık ufak ufak. Bak burayı sildim. Burayı sildim. Her seferinde eğer ki karşımıza çıkacak olurlarsa onları yazıp yazıp kullanırız. Şimdi 3-5 tane şöyle karışık soru çözmeye çalışalım. Bir de bu toplam sembolü gibi ne var? Çarpım sembolü var. O artık müfredatın içinde hiç gözükmüyor durumunda. Tanıtmıyorlar bir de. Biz de o yüzden şimdi bunlarla idare edelim. Evet gençler. Bakın ilk sorum şöyle. Demişler ki toplam sembolü K eşittir 1'den 3'e kadar. Toplam sembolü yazamadım ha. Toplam sembolü N eşittir 1'den 4'e kadar 2N. Bunu çözünüz demişler. Başka toplam sembolü N eşittir 1'den 6'ya, N eşittir 1'den 6'ya. Toplam sembolü N eşittir 1'den kaça kadar? 4'e kadar 2mn demişler. Bunu da çözeceğiz. Ben 2-3 tane yazayım ondan sonra beraber çözelim. Toplam sembolü K eşittir 1'den 3'e kadar. Toplam sembolü N eşittir 1'den 3'e kadar. K artı M. Bunu çözeceğiz.
Şimdi Gençler Birliği, hikaye aslına bakarsanız şu, hikaye şu. Tahtada gördüğünüz sorularda da hep birden üçe, birden dörde. Yani adamlar sizden şunu istiyor. Sen toplam sembolünü kullanabiliyor musun? Ya formül ezberle et, bilmem ne, kimse bir şey demiyor size. Böyle küçük küçük sayılar verdikleri zaman sizin bilmeniz, yapmanız gereken şey toplam sembolünü nasıl açarsın? Biz normal işlemlerde en içteki parantezden en dıştaki paranteze doğru giderdik. Doğru mu? Burada da toplam sembolünde de en içerideki toplam sembolünden başlayacağım. Şimdi ilk çözmem gereken adam şu. Ne diyor hocam? M'ye 1 koy diyor. M'ye 1 koyarsam bu adam ne oldu? 2. Toplam sembolü artı. Şimdi M'ye 1'den 4'e kadar tam sayıları atayacağım. Yani 2 koyuyorum 4. 3 koyuyorum 6. 4 koyuyorum 8. Arkadaşlarım bakın şurası cevap olarak kaç geliyormuş? 10 artı 10'dan 20. Yani bizde şu yazıyor. Toplam sembolü K eşittir 1'den 3'e kadar 20 yazıyor. Şimdi bak Cemre, dikkat et kızım buraya. Bu ne diyor? 1'den 3'e kadar 20. Bu sabit sayı. 1 için 20 yazdın artı. 2 için 20 yazdın artı. Son 3 için 20 yazdın. O zaman bu seninki ne oldu? 60 oldu. Anlamadım dediğin bir bölüm var mı? Aynen o kadar. 60 doğrudur. Aynen o kadar, süper. Şimdi Berke de diyor ki bu soruyu tekrar yapalım hocam, tekrar yapalım diyor. Şuradaki 2'yi diyor nereye atabilirim? Hocam bak aldım getirdim soruyu. Bir kere toplam sembolü bu adamın dışarıda abi. K eşittir 1'den 3'e kadar bu duruyor. Şu 2'yi buranın başına atabiliyorum. O zaman 2 tane toplam M eşittir 1'den 4'e kadar M. Şurası zaten Gauss. 1'den 4'e kadar olan sayıları toplamı. Yani ben burayı yapacak olursam 4 çarpı 5 bölü 2 mi? Başımda kaç sayı 2 mi var? Bunlar gitti. 4 ya da 5 20'yi buldum. Toplam sembolü K eşittir 1'den 3'e kadar 20 oldu. Burada kaç tane 20 var? 3 derim olduğu için 3 tane 20 var. O yüzden cevap 60 olur. Tekrardan böyle bir şey yapabilirim. Evet, ikinci soruya geç. İkinci soruda bak ne yapıyorum. Gene ben basit, bak arkadaşlar formül kullanmadan yapabildiklerimizi yapmamız gerekiyor çünkü. Şurayı görüyor musun? 1'den 4'e kadar yüklen diyor. N'e koyacaksın ha, N'e. N'e 1 koydum 2M'ye geldi. Artı N'e 2 koydum 4M'ye geldi. 3 koydum 6M'ye geldi. En son 4 koydum 8M'ye geldi. Bu kadar M'nin toplamı bak 8M 2M 10M bir 10M de buradan oldu bana 20M. O zaman toplam sembolü M eşittir 1'den 6'ya ne buldum? 20M buldum. Doğru mu? Dikkat et, şimdi ben bu 20'yi başa alabilirim. 20'yi başa aldım, toplam sembolü M eşittir 1'den 6'ya M mi? Evet hocam. Şunu görüyor musun şunu? Bu Gauss kaç tane 1'den 6'ya kadar, yani ilk 6 terim toplamı, o zaman 6 çarpı 7 bölü 2 mi? Hocam şununla şunu sadeleştir. 10, 6 kere 7 42, 10 ile çarparsam 420. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Süper, süper. Ben çözene kadar arkadan cevaplar gelmiş zaten. Diğer soruya 36 cevap geldi. Evet, bu arada gençler, anlaşılmayan bir yer var mı?
Evet, iki tane 36'm var. Hadi bakalım, şimdi şuradayım. 1'den 3'e kadar kullan diyor. M'ye koyacaksın ha, bak K'ya değil. M'ye 1 koyarsan burası ne olur? K artı 1. Toplam sembolündeyiz, artı. M'ye 2 koyarsanız K artı 2. Şimdi M'ye 3 koyarsanız K artı 3 mü? Geçmiş olsun. Arkadaşım bak, bunların hepsinin toplamı ne yapıyor? 1, 2, 3 K artı 6. Nerede toplam sembolü? K eşittir 1'den 3'e kadar. Hocam, 1'i koydum 9, 2'yi koydum 12, 3'ü koydum 15. O zaman 27 artı 9 ne oldu sana cevap? 36. Bak bu kadar basit kardeşim. Bir yerde anlamadığınız bir yer varsa yazın arkadaşlar bana. Ona göre bir daha gösterelim. Aldım burayı, temizliyorum. Şimdi adam başka bir soru sormuş. Bu sefer ne demiş? Bir saniye işte, ben çektiğim fotoğrafı bulamıyorum ya. Telefon yine mükemmel çünkü. Evet gençler. Toplam sembolü ne demişler? N eşittir 1'den 5'e. N eşittir 1'den 5'e. Toplam sembolü K eşittir eksi 2'den kaça demişler? 3'e. 2K eksi 4N artı 7. Diyor ki toplam sembolü I eşittir 4'ten 6'ya. Toplam sembolü J eşittir eksi 1'den 4'e. İ eksi 2J artı 6 eşittir 9'a ise N kaçtır? Fx eşittir 2x eksi 1. X1 eşittir 2. X2 eşittir 3. Toplam sembolü K eşittir 1'den. K eşittir 1'den 4'e. Toplam sembolü I eşittir 1'den 2'ye. Fxi artı 1. Evet gençler, şu anda bak buradaki bu 39 arkadaşım toplamada ayırma yapabiliriz abi. Ya ayırma yapabiliriz. Yalnız Eko, bakın size söylemek istediğim şey şu. Ayırma yapılabilir ama çok da uğraşma. Direkt burada şurada vereceğin terim sayısı kaç tane? 6 tane abi. Eksi 2'den 3'e kadar. La ver geç. Ver geç. Yapıp geçmek daha basit.
155 bulduk. Utku, siz ilk önce abi bunu öğren. Bundan sonraki konu ne yapacağız, ne edeceğiz onları bir düşünmeyin. Açık söylemek gerekirse ben öyle çat çut akıp gitmeyi düşünmüyorum, problem düşünüyorum. Bir Kenan Hoca'yı da tekrardan görüşeceğiz. Eksi 120, 40. Evet. Güzel. Birkaç tane cevap gördüm. Şimdi bak, burayı yapıyorum. Dikkat. K yerine eksi 2 koyuyorum. Arkadaşım bak, K yerine bunlara bulaşma. Eksi 2'yi koydum. Eksi 4, eksi 4 ne? Artı 7. Eksi 2'den sonra eksi 1 koyuyorsun. Eksi 2, eksi 4 ne? Artı 7. Eksi 1'den sonra 0 koyuyorsun. Eksi 4 ne artı 7. Sonra 1. 2 eksi 4 ne artı 7. Sonra 2. 4 eksi 4 ne artı 7. En son 3 koyuyorsun. 6 eksi 4 ne artı 7. Sıkıntı sorun var mı? Arkadaşım, şimdi ben bunların hepsini işleme sokuyorum. Ben bunları işleme sokarsam eksi 4 artı 4, eksi 2 artı 2'yi götürür. Bakın buradan kim kaldı? 6. Kaç tane 4 ne var? 6 tane. Eksi 24 ne? Hocam kaç tane 7 var? 6 tane, yani artı 42. O zaman hocam burası 48 eksi 24 ne mi oldu? 48 eksi 24 ne? Başında ne yazıyor? Toplam sembolü en eşittir 1'den 5'e. Bak, toplam sembolünü ayırabiliyorum. Burada ayırayım tabii. Basit olacak çünkü. Toplam sembolü hocam en eşittir 1'den 5'e 48 eksi toplam sembolü en eşittir 1'den 5'e 24 n. Bakın bu ayırma işlemini integralde de yapacağım. O yüzden yapıyorum. Burada elim alışsın. Hocam toplam sembolü en eşittir 1'den 5'e kadar 48 eksi 24'ü dışarıya alabiliyordun, 24 toplam sembolü en eşittir 1'den 5'e n. Dikkat, 1'den 5'e 48, her seferinde 48 bastığı için bu 48 kere 5 eksi, burası ne? 24 çarpı Gauss 5 çarpı 6 bölü 2. Hocam şununla şu gitti, 12 mi? 48 kere 5 kaç yapıyor? Şöyle kenara geldim. 48 kere 5 240 eksi, buraya bak, 30 çarpı 12 360. O zaman cevap eksi 120 mi geldi arkadaşım? Anlaşılmayan bir yer var mı? Cevabım eksi 120 geldi. Cemre, Esra Nur, teşekkür ediyorum. Evet, orada altta tamam. Bu sefer yine oradaki logoya geldi. 240 eksi 360. Yani cevap eksi 120. O tarafı sildim. Hadi bakayım ikinci soru. Hala 4 kişi yok derste. (Gülüyor)
Yani bütün öğrencilerin olduğu bir liste. Tamam. Şu yoklamayı alalım. Sınıf listesini. Uygulamadan alsak? O. Hemen şimdi. Olur. Tamam. Başlayayım mı? Onlar duyuyorlar herhalde. Dur. Mesela Utku var. Hocam Berkay Aydın. Berkay Aydın. Onu böyle bulamam ki kız. O çok zor. Tamam, biz seninle sonrasında alalım tamam. O zaman. Ya çünkü 5 kişi yok. 5 kişi yok. Sefa. Sefa, burada mısın sen? Anıl Çiftçi yazmadı bugün. Evet, Sefa olmayabilir. Ege Metin. Sefa, Ege Metin. Ben söyleyeyim. Kemal Kara. Aynen. 3 kişiyi buldum galiba. Alperen Turan. Alperen Turan. Sefa, Ege Metin. Ezgi. Ezgi Atar burada mı? Ezgi Atar. Berkay buradaymış. Ya bana birkaçı mesaj attı. Alperen Turan burada ya. Alperen Turan burada. Evet, saydıklarım var. Sefa, Ege Metin, Ezgi Atar. Ebru, burada mısın Ebru Ersoy? Burada, tamam. Birol orada mı? Birol Özcan. Birol Özcan. Sefa kesin yok. Esra Yıldırım. Sefa kesin yok. Esra burada. Tamam. Sefa kesin yok. Ezgi ses vermedi. Evet. Bende de mesaj yok. Ahmet Oğuz Aydın. O buradadır. 5 kişi dedim ben. Sefa, Ege Metin. Esra burada dedik. Zeynep burada mı? Kardelen Zeynep. Burada. Onların hepsi burada. 5 kişi ya. O saydıklarındandı ya. Bir oluyoruz can. Sefa, Ege Metin. Ezgi Atar. Tamam. 4. Bir kişi kaldı bulmadığımız. Bu dörtlü yok. Helin burada mı? Helin daha aşağı buradadır ya Helin. Ama olmayabilir tabii, evet. Doğru diyor. Evet gençler. Soruya bir 16, bir 26 cevap bulduk. Bir yapalım beraber. Bak buraya. Hocam şurayı yapacağım ilk önce. Kime oynat diyor J'yi. J burada. Bak abi eksi 1 koyuyorum. İ'yi eksi 1 koyduğum için artı 2 artı 6. Şimdi eksi 1'den sonra 0 koyuyorum. İ 0 artı 6. Doğru mu? Eksi 0 olsun. Sonra 1 koyuyorum. İ 1 koydum. Eksi 2 artı 6. 2 koy. İ. Eksi 4 artı 6. 3 koy. İ. Eksi 6 artı 6.
4 koy, i, eksi, 8 artı 6. Yani gidip bunları yan yana yazacağım, bilmem ne yapacağım, bir uğraşma. Şimdi buranın toplamı. Kaç tane i var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim olduğu için 6 tane i var. Buraya baktım, eksi 2. Artı 2, eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 4, eksi 6, eksi 8. Eksi 18'im var. Burada da 6 tane 6 var, artı 36. Arkadaşlar, 6i artı 18. Oldu mu bu? Başında kim var? Toplam sembolü i eşittir 4'ten 6'ya. i eşittir 4'ten 6'ya. Ve bunun cevabı ne çıkıyormuş? 9 n çıkacakmış. Bakalım. i'ye 4 koydum. 24 artı 18. Bak burayı yapıyorum şimdi. 24 artı 18. i'ye 5 koydum. 30 artı 18. i'ye 6 koydum. 36 artı 18. Tamamen ameliyelik. 36, 24, 60, 30, 90. 90 artı 3 kere 18, 54. Yani 144 mi geldi burası? Bu 9 n'e mi eşitmiş? Her iki tarafı 9'a bölersek gençler, n eşittir 16 olarak bulunur bu soruda. 16 diyen gençler, eyvallah. Evet. Üçüncü soruma geçtim. Lütfen dikkat. Bakın arkadaşlar, karışık bir yapı duruyor. Bir de F'ler F'ler girmiş, ooo falan oluyorsun. Hiç gerek yok. Burayı yapacağım. Ne diyor? İ'ye 1'den 2'ye kadar değerleri koyup toplayacaksın diyor. 1'i koyduğun zaman F x 1 artı 1. Toplam sembolü artı. 2'yi koyuyorum. F x 2 artı 1. Hocam bak, buranın cevabı ne geldi? F'in içine x1, F'in içine x2 artı 1 burada, 1 burada 2. Başında ne var? Toplam sembolü k eşittir 1'den 4'e kadar. Toplam sembolü k eşittir 1'den 4'e kadar. Şimdi F x1 lazımmış. X1 2 ise F x1 F2'dir. F2 x yerine 2 koyduğunda 2 ile 2 4, eksi 1'den 3. O zaman bu adam 3. Artı x2'yi götürüp koyuyorum. F 3. 2 kere 3 6, eksi 1 5. O zaman 3 artı 5 artı 2 mi? 8, 2 daha 10. Toplam sembolü k eşittir 1'den 4'e kadar 10. O zaman 4 tane terim var. 4 defa 10 var. 10 kere 4'ten cevap ne çıktı gençler? 40 olarak geldi diyebiliyorum. Süper süper. Çok güzel. Evet. Bir tık gaza basıyorum. Bir tık gaza basıyorum. Hızlanıyorum birazcık. Böyle etli metli tiplerden 3-5 tane daha göstermek istiyorum size. Hemen şu tahtayı temizleyelim. Toplam sembolü ne işe yaradığını anladık değil mi gençler? Umarım bir sıkıntımız olmaz. Herkes kafasına bunu kazır. Tane tane yaz, yap gerekiyorsa. Ya formül kullanabilir miyim? Kullanırım. Niye kullanmayayım ki? Derse geç başladığım için diğer ders saatimize kadar dersi alacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi sorun şu. Bak soru şunu istemiş bizden. Diyor ki adam, mesela şurada fx eşittir x kare artı 1. X1 1, x2 3. Evet gençler, tekrar etmemi isteyen olmuş galiba. Aleyna. Aleyna bak, benzer tarzda bir soru. Bu soru üzerinde tekrar edeyim. Olur mu güzel? Sorum şu, toplam sembolü i eşittir 1'den 2'ye kadar x'i eksi 3 çarpı fx'i. Bunun üzerinde tekrarını yapayım.
Hoş geldin Göksel. Bak bir daha veriyorum. Fx eşittir x eksi 1. X n artı 1 eksi xn eksi 1 eşittir 1. Soru şu, toplam sembolü n eşittir 0'dan 2'ye, x n artı 2, fn. Bu toplamı soruyor. Güncüler. Güzel. Bak şimdi. Hocam, i'ye 1'den 2'ye kadar değerleri koyacakmışım. Getirdim i'ye 1'imi koydum. X1 eksi 3. Çarpı f x1. Toplam sembolü diyor artı. Şimdi 2'yi koyuyorum. X2 eksi 3 çarpı fx2. Hocam bak benim fx1'e ihtiyacım var. X1'in ne olduğunu biliyorum. Aleyna dikkat et kızım buraya. Bak x1 1'miş. 1 eksi 3 yazıyor burada. Çarpı fx1. Getir burada. F'in içinde x1 yazıyormuş. Yani f1 lazım bana. Fx x kare artı 1 ise f1 x gördüğüm yere 1 yaz. Yani 1 kare artı 1. 1 artı 1'den bu ne oldu? 2 oldu. Artı buraya geldim. Şimdi x2 eksi 3. x2 zaten 3 mü? 3 eksi 3. Çarpı f x2. Hocam f'in içine x2'yi yani 3'ü yazıyorum. 3'ün karesi artı 1. O zaman bu adam 10 mu geldi? Çarpı 10. Zaten boşuna yazdık. Bak 0'la bir şeyi çarpınca 0 olacak. Buraya bak. Eksi 2 çarpı 2 artı burası 0. Buradan eksi 4 geldiğine göre bizim cevap eksi 4'müş. Aleyna ne yaptım, anlaşıldı mı kızım?
Kız F'liği sormadı, bir öncekini sordu hocam. Tamamdır. Aleyna, orada mısın canım? Evet, bir üçüm var, bir birim var. Yapıyorum ben. Şimdi hocam, sıfır koy diyor, sıfırımı koydum. X 2 çarpı sıfırı koydum. F 0. Bakın, n'in yerine koyuyorsun, doğru mu? N'in yerine koyuyorsun. Artı, şimdi sıfırdan sonra 1 koyuyoruz. 1 koyduk, X 3 çarpı F 1. Ardından 2 koyuyorsun, X 4 çarpı F 2. Bakın hepsini tek tek bulacağız arkadaş. Şimdi x2 çarpı f0. F0 ne? F0'ı bir bulalım şuradan. F0 dediğim adam neymiş? Eksi. Peki f1 dediğim adam neler lazım? F1 lazım. F1 ne? 0. Ardından f2 ne? O da 1. Bakın önce gelin bunları bir yerleştirelim. Şimdi şu adam eksi 1, bu adam 0, bu adam da artı 1. E zaten 0 olunca burası gitti mi? Eksi x2 artı x4'ü soruyorum ben sana. Sorun bu. O halde hocam ben buradan bulacağım bunları. Şimdi n'e gel, 3'ü koy. N eşittir 3 içinde. N'e 3 koy. X4 eksi x2. Neymiş? 1 miymiş? E arkadaş sorunu sordu da eksi x2 artı x4 zaten bunu soruyor. Yani sana neyi soruyor arkadaşım? 1'i soruyor diyebiliyorum. Heh. Diğerini anlatabildim mi? Evet. Bakın gençler bu güzel bir soru. Şimdiki güzel bir soru. Toplam sembolü k eşittir 1'den 48'e, kök içerisinde k artı 1 eksi kök k. Bunu soruyor. Buraya indim. Toplam sembolü n eşittir 1'den 99'a, logaritma n bölü n artı 1. Bazı şeyleri uzun uza diye yazmaktansa toplam sembolüyle ifade edelim, çok diye yaparım. Şimdi bak ilkine bir bak, ilkine bir bak. 1'i koydum, kök içinde 2 eksi kök 1. 2 koydum, kök içinde 3 eksi kök 2. Bu iş böyle gidiyor. Şimdi 48'i koyarsan kök içinde 49 eksi kök 48 mi? Çektim. Şimdi dikkat et. Bu artı kök 2, bu eksi kök 2. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. O zaman arkadaşım sana ne kaldı? Kök içinde 49 eksi kök 1. Yani 7 eksi 1'den cevap 6. Bakın gidip bu soruda bunları yan yana yan yana yazarsanız o zaman gittiğini görmeme ihtimaliniz var. Süpersiniz ha. Bugün belli bir ekip çatır çatır yapıyor. Hafta sonu yaramış. Altındaki soru. Logaritma n bölü n artı 1. Bak n'e 1 koyuyorum. Logaritma 1 bölü 2. Artı 2 koyuyorum. Sırayla koyacağım. Logaritma 2 bölü 3. Artı nokta 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 99 koydum. Logaritma 99 bölü 100. Toplama durumu. Ne yapıyorum? Çarparak yazabiliyorum. Logaritma aç parantez 1 bölü 2 kere 2 bölü 3 kere 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 99 bölü 100 mü? Aha gitti gitti gitti. O zaman logaritma 1 bölü 100. Logaritma 1 bölü 100. Hocam ne oluyor orası? Logaritma 10 üzeri eksi 2 mi? Eksi 2'yi al başa at. Eksi 2 çarpı logon mu? Logonun da 1 olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman benim cevabım eksi 2. Anlaştık?
Hemen tahtamdan bir çekeyim. Ya ders başladı ya, ne uğraştık ya? Evet arkadaşlar, şöyle bir sorumuz var, onu yazalım. Demişiz ki toplam sembolü 1'den 26'ya k eşittir 1'den 26'ya logaritma 3 tabanında k artı 1 eksi toplam sembolü k eşittir 2'den 27'ye logaritma 3 tabanında k eksi 1. Ellerinizden öper, bekliyorum. Haydi bakalım. Anıl Bey, ara olacak mı yoksa tam gaz devam mı? Tam gaz devam baba, çünkü sizin zaten benden sonra dersiniz var. Ben geç kaldım. Geç kaldığım için şey yapamadık. Ara vermedim. Biz 20 geçe diyorum. 9'u 40 geçe anca başlayabildik derse. 0 diye bir cevap geldi. Ezgi Otar burada. Tamam canım. Yapıyoruz abi de bunların benden sonra kimle dersi var? Bilmiyorum. Gülşah Yüksel de var. Siz diğer sınıfı ayarlayın Gülşah. Tamam. Eşit ağırlık birlerin Gülşah Yüksel var. Tamam. Gülşah Yüksel. Yok yok ki, hepsinin burada var. Tamam, Gülşah Yüksel de bunun soru çözümü. Yani soru çözecekler ortak. Sen Gülşah Hoca'ya söyle. Bir 5 dakikasını ben almış olurum. Tamam mı? Tamam. Yani ben 11'de çıkacağım. Tamam, siz 11'de çıkıyorsunuz. Aynen, ben 11'de. 5 dakika sonra da güç olacak. Yani. Aynen. 11'i 5 geçe güç olacak. Evet, 3 cevabı geldi. Hadi bakalım. Şimdi gençler, yani bir sıfırlar vardı, bir de 3'ler vardı benim gördüğüm kadarıyla. 3 çoğunlukta. Şimdi 1'i aldık koyduk. 1'i aldık koyduk. Ne oldu? Logaritma 3 tabanında 4. Artı. Sonra 2 koydun. Doğru mu? Özür diliyorum arkadaşlar. 1 koydum. Logaritma 3 tabanında 2. Artı 2 koydum. Logaritma 3 tabanında 3. Artı bıt bıt bıt. En son 26 koydum. Logaritma 3 tabanında 27. Burası bu adam. Hocam ne yazıyor burada? Bakın ne yazıyor burada? Logaritma 3 tabanında 2'den 27'ye kadar olan sayıların çarpımı. Yani burada logaritma 3 tabanında 27 faktöriyel yazıyor.
Gelin bu tarafa yapalım. Onu şurada yapayım, ondan sonra işlemini getireyim. Ya da şuraya sığar mı? Sığdırtmayacağım ya. Logaritma 3 tabanında 2'yi koyuyorsun 1. Artı. 2'den sonra 3 koyacaksın. Logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 2. Doğru mu? Bu adam bla 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 gitti. En son 27'yi koydum. Logaritma 3 tabanında 26. Arkadaşım, bu ifadede logaritma 3 tabanında 1'den 26'ya kadar olan sayıların çarpımı mı? O zaman bu da logaritma 3 tabanında 26 faktöriyel. Logaritma 3 tabanında 26 faktöriyel. Bakın bu burası, bu da burası. E hocam çıkartma var, böyle yazılacak. Logaritma 3 tabanında 27 faktöriyel bölü 26 faktöriyel mi? Çıkartma biçimde yazdım. E hocam bunu ben 27 çarpı 26 faktöriyel diye açabilir miyim? Paydada da 26 faktöriyel mi var? Bunlar gitti mi? Logaritma 3 tabanında 27. Logaritma 3 tabanında 3'ün küpüsü mü? O 3'ü başa attınız. Cevabı buldunuz. Cevap ne geldi? 3 geldi. Muratcan, anladık mı oğlum? Hadi bakalım sıradaki soru. Sıradaki soruda ne yapıyorsun? 5'ten 25'e kadar verilmiş. Cevap bekliyorum arkadaşlar. Hadi gençler, salacağım, bırakacağım. Basit düşünün arkadaşlar. Basit düşünün. Şimdi şuradaki hareketi görüyor musun? Bak buradaki hareketi sen şöyle yazabilir misin? Toplam sembolü k eşittir 5'ten 25'e. Kök k bölü kök içerisinde k kare eksi k eksi kök k eksi 1 bölü kök içerisinde k kare eksi k. O zaman hocam toplam sembolü k eşittir 5'ten 25'e. Bak ikisi de köklü ifade, tek kökte yazalım. K bölü k kare eksi k. Ben bunu k parantezinde k eksi 1 diye yazabilir miyim? Bu k'lar da gider. Değil mi? Eksi kök içerisinde bak k eksi 1 bölü k çarpı k eksi 1. O zaman bunlar da gitti. Tamam. Şimdi 5'i koy diyor. 5'i koyalım bakalım şurada neler gelecek başıma. Kökün içerisinde 1 bölü 4. Eksi 5 koyuyorum. Kökün içerisinde 1 bölü 5. Şimdi 5'ten sonra 6 koyuyorum. Kökün içerisinde 1 bölü 5. Eksi kök içerisinde 1 bölü 6.
Koyuyorum. Gidişi gördüm zaten. En son 25 koyuyorum. Kök içerisinde 1/24 eksi 25 koyuyorum. Kök içerisinde 1/25. Dikkat et. Bu. Gitti mi? Sana kök içerisinde 1/4 eksi kök içerisinde 1/25 kaldı. Hocam bu adam 1/2 mi? Bu adam 1/5 mi? O zaman ben burayı 5 ile, burayı da 2 ile genişletirsem 5-2/10. Yani benim cevabım ne çıktı? 3/10 çıktı. Anladık mı gençler? Sıkıntım sorunum var mı? Kalp yapsak yer mi? Evet, açıyorum, bakıyor musun? Evet, doğru işte. Aslına bakarsan bu yaptığımız doğru ama buradan yürümez. Buradan gelmez. Aynen. Senin bunları ayırman gerekiyor. Yani kalp diyorlar. Bak buketler. Kalbi çakıyorsun, geçiyorsun. Evet. Sıradaki sorunun cevabı ne? Birileri kaçtı. İki kişi kaçtı. Hocam soldakini de 2'den 27'ye kadar diye düşünsem birleştirebilir miyim? Tabii ki direkt birleşirdi o zaman. Evet. Yani bu soru için konuştum. Abi şöyle söyleyeyim. Logaritma 3 tabanında k artı 1. Sen bu adamın başına gidip de k eşittir 1'den, toplam k eşittir 2'den 27'ye desen, yan taraftaki de toplam k eşittir 2'den 27'ye logaritma 3 tabanında k eksi 1 ise, o zaman bunu da yaparım, direkt toplam sembolü k eşittir 2'den 27'ye logaritma 3 tabanında, bak çıkartma var, k artı 1/k-1 diye yazabilirim. Kesinlikle doğrudur abi. -210. Çok güzel. -210 cevabı geldi şu diğer soru için. Hemen bakalım. Hocam 1'i koy. 2 kere 1 2. 1 daha ekledim. 3. -1'in kübüsü çarpı 1. 1'den sonra 2 koydum. 2 kere 2 4 artı 1 5. Tek sayı. O zaman burası -1/5 çarpı k yerine koydum, 2 koydum. Hocam bak bu adam -1 geldi. Bu adam -2 geldi. Sıkıntı var mı burada? O zaman bu tek tek artıyor. En son hocam 20 koyduk. 20 koyunca yine burası -1 gelecek. Bakın şurasını şöyle bıt 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 yaptım. En son 20 koydunuz. -1/41 çarpı kim? 20. Doğru mudur? Arkadaşlar o zaman burası da -20 mi geldi? Bize bu toplam lazım. Hepsi eksili. Eksi parantezinde 1 artı 2 artı 20 yaparsak bu bizim için Gauss. 20 çarpı 21/2. Şunu da şunu sadeleştirdim. 10. O zaman senin cevabın -200. Anlamadım dediğin bir yer var mı arkadaşım? Evet gençler, gelmiş geçmiş olsun. Hemen bunları unutmadan kafa grubuna postalıyorum. Evet, var mı bir şey söyleyen bana? Aynen tekrar. Benden sonra zaten devam. Yine matematik. Devam. Bugün 4 saat dersiniz var. Hocam videoyu kaydeder misiniz?
Ederiz. Ederiz, hatta ben bunu birazdan paylaşabilirim. Küfür etmedik sonuçta bu videoda. Değil mi? Evet, var mı gençler? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için öpüyorum. 5 dakika mola verin. Bir su için, bir çay koyun. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.